Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hem tadıyla hem görüntüsüyle hem yapım kolaylığıyla çok beğeneceğinizi umduğum bir tarifim var sizlere. Hemen yapımına başlayalım. 1 litre sütümüz var. Sütlü tatlı yapacağız bugün. 1 su bardağı toz şeker, 2,5 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır hiç fark etmez. Her ikisini kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un. Tenceremin içerisine alıyorum. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımı içerisine attıktan sonra bu muhallebimizi pişiriyorum arkadaşlar ocakta. Piştikten sonra 80 gram çikolata, sütlü veya bitter çikolata, bir paket vanilya ekliyorum. Çikolatanın eriyip İyice birbirine karışması için iyice çırpıyorum. Kıvamı bu şekilde. Şimdi bardaklara dökeceğim bu tatlımı. Bardaklarımı ilk önce ıslatıyorum çünkü ters çevireceğiz bardaklarımızı. Ben süt fincanlarını kullandım. Kahve fincanıyla da yapabilirsiniz. Minik kaseler varsa elinizde onları da yapabilirsiniz. Islatmamın amacı iyi ters çevireceğimiz için kolay çıkması için kaselerimizi, bardaklarımızı mutlaka ıslatıyoruz. Ben yine aparatla döküyorum arkadaşlar ama kaşık yardımıyla da dökebilirsiniz. Eşit miktarda 6 tane kaseye tatlımı döküyorum. Evet, tatlımız bu şekilde arkadaşlar. Soğuduktan sonra üzerini kapatacağım ve bir gece buzdolabında bekleteceğim. Evet, bir gece buzdolabında beklettikten sonra tatlımızı ters çeviriyorum. Şimdi kavrulmuş kadayıfım var elimde. Eğer beyaz kadayıf varsa kavrulmamışsa kadayıflarınızı yanmaz yapışmaz bir tavada çok hafif ateşte hiç yağ bir şey eklemeden kadayıflarınızı bu şekilde renk alana kadar kavurabilirsiniz. Hatta bir kavanoza koyun, elinizin altında dursun. Lazım oldukça tatlı süslemelerinde kullanabilirsiniz. Şimdi her tatlımızı bardaktan çıkartıp bu şekilde kadayıfa buluyorum. İçi çikolatalı, üstü çıtır çıtır kadayıflı. Gerçekten hem de yapımı çok kolay. Mutlaka deneyin diyorum. Evet, daha küçük fincanlarda yaparsanız sayıyı çoğaltmış olursunuz arkadaşlar. Ama bu tatlıya da biraz böyle büyük büyük olunca çok daha şık duruyor. Evet arkadaşlar, bu kadar. Tatlımız bitti. Dediğim gibi çok kolay bir tatlı, hem de çok gösterişli bir tatlı. Mutlaka Ramazan iftar sofralarınızda mutlaka deneyin. Misafirlerinize ikram edin, ev halkınıza. Özellikle çocukların çok seveceğini düşünüyorum. Yarın yine bomba gibi bir börek tarifim var sizlere. Çok beğeneceğinizi umduğum bir börek tarifim. Yarın öğleden önce onu paylaşacağım. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.